Evet. Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci söz Sayın Süleyman Bülbül'ün. Sayın Bülbül. Sayın Bülbül doğrusunu yapıyor. Sayın Tanıl. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teklifin 37. maddesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Teklifin 37. maddesi 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirleri infaz hakkındaki kanundaki kapalı ceza infaz kurumu dışına çıkma başlıklı 92. maddede değişikliğe gidilerek tartışmalı kararlarıyla sıklıkla Türkiye kamuoyunun gündemine gelen suç ceza hakimliğine bir yetki daha tanınıyor. Öncelikle suç ceza hakimliklerin işlevi şu an nedir? Onu ortaya koymak lazım. Kenan Evren'in devlet güvenlik mahkemeleri yerini 12 Eylül 2010 referandumundan sonra iktidar FETÖ işbirliğinde özel yetkili mahkemeleri bırakmıştı. FETÖ işbirliği bitince kumpas davalarının suç aykıtı olarak kullanılan bu mahkemelerin işlevi suç ceza hakimliklerine bırakıldı. Darbe geleneğinin devamı olan suç ceza hakimlikleri özellikle tutuklama kararlarının çoğunu veren makam olması sebebiyle operasyonel bir işlev görmektedir. Düzenleme, terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde hükümlü ve tutuklular rızaları alınmak koşuluyla ilgili makamı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine suç ceza hakimi kararıyla geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabileceğini öngörmektedir. Suç ceza hakimlikleri kuruldukları günden bu yana hukuk normlarında uzak gerekçelerle verdikleri tutuklama kararlarıyla pek çok kez eleştirilen hedefi olmuştur. Tutuklamanın tarafsız ve bağımsız organlarca denetlenmesiyle ilişkin hiçbir hukuk normunu karşılamamaktadır. Yargısal değil, idari nitelikte kararlar veren suç ceza hakimlerini atama ve görevden alma yetkisine sahip olan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı tartışmalıyken, tek yargıç olarak görev yapan suç ceza hakimlerinin siyasi etki ve baskılara karşı duramadığı bir gerçektir. Bu yapıdaki yargıçlık makamının görev yetkilerini arttırmak, hukuksal açıdan telafisi mümkün olmayan sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Getirilen düzenleme ile bir kumpas davası organize edilmek istendiğinde suç ceza hakimi ile gizli tanık ya da itirafçı seçilen birinin bu gerekçeyle alınması düzenlemesidir. AKP iktidarının gizli tanık faaliyetlerini Balyoz'da TSK'ya operasyon çekerken ya da Ergonekon, KCK, Oda TV davalarda toplumsal kesimlere karşı nasıl kullanıldığını da hafızalarda taze durulmaktadır. En meşhur gizli tanıklardan biri de Şemdin Sakık idi. Ya da bu gizli tanık uygulaması ile geçmiş dönemlerde milletvekili de yapmış bir cumhuriyet savcısı İlhan Cihaner'e nasıl operasyon yapıldığını, makamından cebir şiddet kullanarak götürüldüğünü birlikte izledik. Biz her dönem bu yanlışlarınızı gür sesle yüzünüze söyledik. Söylemeye devam ediyoruz. Ama görmekteyiz ki siz vazgeçmiyorsunuz. Beraber operasyon yaptığınız FETÖ üyeleri sonra adil bir yargılanmaya muhtaç oldular. Bugünlerdeki uygulama da aynen geçmişi hatırlatıyor. Burhan Kuzu'nun talimatıyla uyuşturucu baronu Zindaşti'nin bırakılması, iktidardan gelen tüm erişim engellemesi taleplerinin istisnasız kabul edilmesi ve hatta erişim engeli haberine dahi erişim engeli getirmeleri suç ceza mahkemelerinin hukuksuz uygulamalarıdır. Ve gazetecilerin tutuklanması kararları. Bugünün talimatlı suç ceza hakimlerinin uygulamadaki hukuksuzluk örnekleridir. Değerli vekiller, aslında bu maddede düzenleme yapmaktansa ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 92. maddesi tümüyle kanundan kaldırılmalıdır. Ya da değilse suç ceza hakimi yerine yetkinin infaz hakimine verilmesi daha uygun olur. Bu pakette infaz hakimliği yetkileri artıyorken 37. madde değişikliğiyle yani hükümlüyle ilgili verilecek iznin de suç ceza hakimi yerine infaz hakimliğince verilmesi şeklen daha uygun olacaktır. Aksi halde suç ceza hakiminin zaten var olan sınırsız yetkileri iyice artmış olacaktır. Çünkü adil ve bağımsız yargı herkes için lazım. Hukuktan uzak bu düzenlemeleriz. Gün gelir size karşı kullanılır. Siyasi referansta aldığınız hakim ve savcılardan da toplumun
hak, hukuk, adalet beklentisi ki ne yazık ki kalmadı. Ama size tekrar söylüyoruz, lütfen yanlıştan dönün. Çözüm demokrasi, özgürlük, hukuk devleti, adil yargılanma hakkı. Çözüm anayasada bulunan özgürlükleri kullanılması. Teşekkür ediyorum. Benim mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir.